İki tane milletvekilimiz burada yetişmiş ve Türkiye'ye, tüm topluma hizmet etmek için kendilerini adamışlardır. Sevgili dostlar, yine köyümüzün yetiştiği değerlerden biri olan köyümüzde özellikle ağaçlandırma konusunda çok meraklı olan ve ilgiyle desteklediğimiz sevgili Mirali Altıntaş'ı söylemek istiyorum. Karşı sırtta gördüğünüz gibi beyaz bir bidon görünüyor. Sulama bidonudur o. Onun alt tarafında çam dikmiştir. O sırt bomboz bir sırttır ama o oraya çam dikmiş ve oranın ormanlaşmasını, ağaçlandırılmasını çok büyük katkılarda bulunmuştur. Kendisi her gün oraya gidip sulama yapmaktadır. Aynı zamanda ben Mirali Altındaş'tan şöyle bahsetmek istiyorum. 3 ay önce Nisan ayında, Nisan Mart zannediyorum, Mart ayı olması lazım. Mart'ın 11'inde İstanbul'dan yayan, yürüyerek çıkarak köyümüze kadar gelmiştir. Yani 1100 kilometreyi yürüyerek kat etmiş. Bir hedef tabii bunu belirlemişti. Bu hedefte Türkiye çöl olmasın. Yani erozyona ve ağaca çok büyük bir ilgili bir vatandaşımız. İstanbul'dan Şişli'den yürüyerek çıktı ve hiç araba araç kullanmadan sırf yürüyerek Türkiye çöl olmasın sloganıyla buraya Karacaören'e ulaştı kendisi. Kendisine de burada da çıktı. 23 gün süren bir yolculuktan sonra buraya ulaştı. Yani yürüyerek demek ki buradan köyümüzden İstanbul'a 23 günde gidilebiliyor. Ben hazır burada muhtarımı da bulmuşken sevgili muhtarım İsmail Güven. Biz tabii bunlar tarihi olaylar ama köyümüzün de bazı sorunları var. Bunları muhtarımla beraber paylaşmak istiyoruz. Ne kadar da olsa yukarıdaki büyüklerimize iletmek istiyoruz. Bu köyün tabii her köy gibi sorunları var. Yani bunları muhtarımızdan dinlemek istiyoruz. Evet sevgili muhtarım. Ben öncelikle Yol TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bütün emeği geçen Yol TV'nin tüm halkına selamlar ve saygılarımı sunuyorum. Biz önce kapalıydı bir köylü olaraktan bilincimiz yerde belki olmadığında veyahut da ileri bir görmemek için geride kalmışız. Çünkü neden İmralı kazamız köyüken Karacaören köyümüz Naye'ydi mi? Şimdiye kadar hala Naye'likte bekliyorlar. Çünkü neden ileri görmediğimiz için köyümüz çok eksikleri olduğunda dair. Şimdiye kadar altyapısı yoktu. Şimdiye kadar suyu yoktu. Hatta su yetersizliği çok gayet. Ve mazarlık mesela biz teşekkür ediyoruz. Bereketi Kaya burada. Kocaman bir mazarlık verdi. Etrafını çevreye ve oraya su getirmeye. Ve eski ilkokulumuz şu durumda talebemiz olmadığı için boş kaldığına dair. Bu eski ilkokulumuzda ben bir müracaatta bulundum. Kültür merkezi yapmak için. İnşallah bundan sonra da ileri gördüğümüz için yardımcı olur. İlerideki insanlara da yardımcı olursa inşallah layihimiz daha çok ilerleyecek. Ve bu yol sorunumuz, bu su sorunumuz, bütün ihtiyaçlarımız inşallah karşılanacaktır. Muhtarımız bu köyün sorunlarıyla ilgili tabii ki anlattı ama ben de ilavelerim olacak. Dediğim gibi karayolu olarak köyümüze yol gelmekte. Fakat kışın burada çetin kış şartlarından dolayı kışın irtibatımız kesilmektedir. Bu yol her ne kadar krediler açıyorsa da yolumuz kışın bazı zamanlar kapalı kalmakta. Köy içinde hat safhada bir yol sorunumuz var. Köy araları traktörler iz yaptığı için çamur ve toz toprak olduğu için köy ara yollarımız çok berbat bir durumda. Buraların en kısa zamanda kaymakamına ve valimden söz aldık. Buraların asfaltlanacağını veya stabilize yol yapılacağını sözü aldık. Yollarla ilgili tabii ki problemlerimiz çözüleceğine inanıyorum. Artı demin de anlattığım gibi su problemi bu köyde hat safhada. Yani yazın çok kura geçmekte, yazın bütün ağaçlarımız kurumakta, içmeye dahi su bulamamaktayız. Dolayısıyla biz şu anda dernek yönetimi ve köy muhtarlığımız, köylülerle beraber bu sorunu çözmek için barajımızı, su göletimizi yaptığımız vakit burada belki de ileri safhalarda arıtarak içme suyumuzu bilen bu barajdan temin edebileceğiz. Ağaçlarımızı sulayabileceğiz ve köyümüzü çok güzel bir görüntüye sahiplendireceğiz. İletişim problemimiz var. Her ne kadar derneğimiz bir postane kurmuş ve lojmanıyla beraber bir postane kurmuş. 26 Paraköy bize bağlı olan, nahiye bağlı olan 26 Paraköy'e de bu postane binamızdaki cihazla GSM operatörlerinin olmasını istiyorlar. Bununla ilgili bizim de çalışmalarımız var fakat sonuç alamıyoruz. Şu anda sorun olarak bunu görüyoruz. Yazın insanlarımız buraya geldiği vakit GSM'le konuşmak istiyorlar. Artı dağlara gittikleri vakit burada iletişim olmadığı için hastalanan bir vatandaşımız dağda kalabilir. Ama bu GSM operatör işini çözersek insanlarımız burada daha rahat iletişim kurabilecekler.
internete bağlanabilecekler. Dünya ile ilişkileri daha canlı olacağını düşünüyoruz. Sevgili dostlar, sevgili Yol TV izleyicileri, sevgili yolcu programı izleyicileri. Karacören'de bir program yaptık. İnşallah umarım beğenirsiniz. Tüm Türkiye, tüm Avrupa, tüm dünya izlersiniz, mutlu olursunuz. Size bir şeyler aksettirmek istedik. Umarım bunda başarılı olduk. Tabii hatalarımız olmuşsa da herkesten özür diliyorum. Bizler Sivas, İmranlı, Karacaören, İstanbul ve Ankara dernekleri, yönetimleri olarak burada bu programı yaptık. Bugün burada bulunmamızın en büyük sebeplerden biri de geçen seneden itibaren aldığımız bir karar vardı. Bir günde toplu bir mezar merasimi yaptık ve peşinden de Kerim Yaylası şenliklerimizi her sene Temmuz ayının ikinci haftası pazar günü Kerim Yaylası şenliklerimizi yaptık. Önümüzdeki senelerde bu devam edecek. Tüm dostlarımızı Temmuz'un ikinci haftasına kendilerini ayarlayarak köyümüze gelmelerinizi istiyoruz. Özellikle gelmelerini istiyoruz çünkü köyümüz şu anda son derece güzel bir mekana sahip, son derece güzel bir tarihi var, son derece güzel bir yeşilliği var, tarihi yerleri var, ağaçları var, suları çok güzel. Bunları size aksettirebildiksek ne mutlu bize. Bu yüzden siz Yol TV izleyicilerine ve sevgili arkadaşım Hüseyin Gülsoy'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah'a ısmarladık. Bugünlük size Karacaören'den seslendik. Gelecek hafta başka bir programda size sesleneceğiz. Başka bir köyde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, yolcuda kalın.